Evet, bugün cumartesi, Kasım ayının da yarısını artık geçtik. 16. 16 oldu. Evet. Ve artık kış provasını tam yapmaya başladı. Sonbaharın son ayı. Doğrudur. Ve böylece Sakarya'dayız. Ama Sakarya'da güzel günler olması gerekirken hala gündemden çıkmayan bir sürü sorun var. Bunlardan birisi otopark sorunu var. Yani arabamızı koyacak bir yer bile bulamıyoruz yani. Hala yapacağız, edeceğiz, gideceğiz diyorlar ama bir türlü çözemiyorlar. Buna ne diyorsun? Ben Sakarya'da en büyük sorunun otopark olduğunu düşünüyorum. Çünkü otoparklarda koskoca Sakarya'da esnaf olmamıza nazaran arabamızı koymaya yer bulamıyoruz. Sonra şeyde otopark bu bankotlar koymuşlar. Bir de bunlar çok pahalı. Yani 40 bin liradan başlıyor. 40 bin liradan başlıyor. Gerçekten çok yani bunu veremeyecek adam yarım saat, bir saat kalıyor 40 bin lira. Bundan hiç memnun değiliz. Ben Yusuf Alamdar'ı seven ta il başkanlığından beri tanıyan bir kişiyim. Kendisine de oy verdim. Kendisini de destekliyorum. Ama Yusuf Alamdar'ın buna bir önlem almasını istiyorum. İkinci bir şey şu Sakaryaspor'da ki olayları gördüm, evde maçı izledim. Emin olun ki şahsım adıma gerçekten utandım. Federasyonun yerinde ben olsam bırakın yani 5 maç cezayı vermeyi Sakaryaspor kulübünü kapatırım bile. Nedir bu ya? Ayıp ya, rezillik ya. Adamın anasına avradına küfür etmekler. Sonra komşu takım. Yarın sen de oraya gideceksin ya. Nasıl gideceksin? Bu gerginliğe gerek Yok. var mı Bu yani? gerginliğe gerek yok. İkinci bir sefer emniyet, tamam ben de bir emniyet mensubuyum. Ama emniyetin de burada hiç tedbir almadığını gördüm yani. Emniyete bu nasıl böyle bir hataya düştü bilmiyorum. Yani bu yönetim buna bir çare bulması lazım. Yazık günah ya. Bu Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Trabzonspor'a, Beşiktaş'a kök söktüren Sakaryaspor 3. lige gidiyor yeniden ya. Tepe takla. Tabii ya çok kötü bir durumdayız yani. Ben gerçekten üzülüyorum. Sakarya ile Trabzonspor yıkıldığı zaman ben bir gün hasta oluyorum. Emin olun ki bir gün hiç rahat olmuyorum. Uyuyamıyorum. Sıkıntıdan, hırçımdan patlıyorum yani. Maddi olarak da elimizden geleni de yapıyoruz yani. Evet. Elimizden geleni de yapıyoruz yani. Burada Sayın Emniyet Müdürümüzden, jandarmadan rica ediyorum. Mümkün olduğu kadar şu maçlara özellikle patlayıcı madde almamalarını diyeceksiniz ki patlayıcı madde nasıl gittiğini size söyleyeyim. Orada o da şöyle stadın arka kısmından şimdi adamlar patlayıcı madde içeri almıyorlar arka kısımda stadın arkasından ip atıyorlar aşağıya arkadan o kadar patlayıcıları öyle arıyorlar. Bunu kontrol edemezler mi? Bunu kontrol edebilirler tabii ki. Ne yapacaklar? Mümkün olduğu kadar stadın etrafında güvenlik şey olması lazım. Güvenliğin olması lazım. Tüm alanı kontrol altına Evet, tutmaları gerekir. öyle. Yarım yamalak bir yaklaşım doğru yaklaşım değil yani. Aynen öyle. Aynen öyle diyorum. Şimdi ben 4.200 tane sadece Sakarya Uygulamalı Üniversitede yabancı öğrencimiz var. 4.000'de Sakarya Üniversitesi'nde var. Toplam 8.000 yabancı uyruklu 100 ülkeden öğrencinin yaşadığı bir Sakarya burası. Şimdi yöneticilere ben bakıyorum. Dünkü Çalıştay'da da bakıyorum. Hala diyorlar ki plan yapsak, program yapsak diyorlar. Hala böyle konuşuyorlar. Nasıl bu kadar Sakarya yıllardan beri hiç plan yapmıyor mudu da hala yapsak yapacağız diyorlar. Bunu nasıl görüyorsun? Şimdi şöyle, bu Türkiye'de bu siyaset olduğu müddetçe, Türkiye'de bu siyaset olduğu müddetçe yalan söylemeye devam edilecektir. Yani ben de bugün bir yetkili olsam, milletvekili olsam, il başkanı olsam, ilçe başkanı olsam bu yalanı da benim de söylemek mecburiyetim var. Çünkü yalan söylemesek iktidarda kalma şansımız sıfır. Tamam Oo. mı? Sıfır. Çünkü arkasında bir de şunu söyleyeyim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok oy verdim. Hala da vermeye devam ediyorum.
vereceğim de devam edelim. Belediyede Yusuf'a verdin yani. Evet, Yusuf tabii Bey'e. Yusuf Alemdar'ı sevdiğim için ama Ekrem Yüce olsaydı asla vermeyecektim. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Ekrem Yüce'yi aldığı için ben, Ekrem Yüce'nin babası benim babamla madende çalışmışlar. Karasuyun maden deresinde madende çalışmışlar. Babamın da tanıdığıydı. Bize o zaman gelmişti, bunları anlattı. Biz şeydik, ben bir basın olarak, aynı zamanda basınım, özgür bir basınım. Basın olarak ben o kadar müracaat etmeme nazaran... Kabul etmedi mi? Etmedi. Bir sefer görüşemedim. Allah bir Allah. Bir sefer daha. Aşağıya iki tane adam bırakmışlar. Yani ben adam derken beni kimse küçümsemesin ama söylüyorum. Bana kızan olursa da olsa iki tane lavuk bırakmışlar alt yanına. Geliyorum. Not alıyorlar. Not alıyorlar. Telefonu biz seni arayacağız. Hala alacaklar. Hala arayacaklar. Onun için... Ekrem geldi gitti hala arayacaklar yani. Hala arayacaklar. Allah Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun ki Ekrem Yüce'yi aday göstermedi. Zaten gösterseydi kazanamayacaktı yani. Evet. Şeyi de soracağım. Şu dün... Ben Yenikent Devlet Hastanesi'ne gittim. Onun bahçesinde halkla konuşuyorum. Büyükyanı köyünden vatandaş, aynı sizin Karasu da aynı. Arabaya köyden biniyor, ilçeye geliyor veya yol kenarına geliyor. Karasu arabasına binip çarşıya geliyor. Orada Yenikent arabasına biniyor. Hep böyle evet. Uğraşıp duruyor vatandaş. Hiç böyle hastanelerle bir bağlantısı olmayan bir ilde yaşıyoruz. Şu anda Yenikent'in hemen yanında da şehir hastanesini kuruyorlar. Bu plansızlık birilerine sormuyorlar mı? Ortak payda da Sakarya için şuraya kurarsak hastaneyi daha deseler olmaz mı sana göre? Şimdi şöyle hastaneler özellikle yani bu bir marifet ağzıyla konuşmuyorum ama şöyle. Nereden ne yatırım varsa tamamen yandaşlara veriyorlar. Allah Allah. Yandaşlara veriyorlar, yandaşlara yaptırıyorlar. Devletin uzakmış veyahut da köri yerdeymiş, ulaşım zorluğu varmış, hiç umrunda değil. Mesela ben örneğin Karasu'dan çıkıyorum şimdi. Karasu'nun bir köyünde oturuyorum. Evet. Karasu'nun bir köyünden Karasu'ya ineceğim. Ya da direkt Adapazarı'na geleceğim. Adapazarı'nda ineceğim, Kuzey Terminali'nde ineceğim. Yenikent Hastanesi'ne bineceğim, gideceğim oraya. Oradan geleceğim. Hesap edelim 100 bin lira. Benim köyümden Alapazarı. 20 bin, 25 bin lirada şey, Yenikent, 125. 125 ile gideceğim, 250. Gitti, uçtu. İki kişi olsanız 500 mi yapıyorsunuz? 500 bin lira. Peki, emekli kaç para alıyor da 500 bin lira sadece iki kişinin araba parası oluyor. Bir de şunun da şeyini istiyorum sizden. Hastanelerin kantinlerinde aşırı derecede fiyat var. Allah aşırı Allah. Derecede fiyat var. Bu hastanelerin kantinlerini hiç mi hiç denetlemiyorlar. Çünkü hem de çok kalite de yok yani. Kalite de yok. Kalitenin haricinde çok aşırı da fiyat yani. Yani diyelim ki bir market aldığın hemen hemen 3 kat 4 kat yukarısını veriyorlar. Çay bile orada. Çay bile 20 lira. He? Çay bile 20 nasıl lira. Olur ya buraya düşen garip fakir fukara garip kuraba nasıl bir çay içer burada? Tost bile yani 75 lira olmuş tost. Tostun içine de hiçbir şey koymadan ısıtıyorlar. Isıtıp da veriyorlar. Isıtınca da sen bir şey varmış zannediyorsun. Esasında garip bir durum değil mi bu? Çok garip bir durum. Bir de Sayın Yusuf Alemdar'dan bir ricam var. Ne söyleyeceğim? Sayın Başkanım, seni hadi Allah Sakarya'nın başından eksik etmesin. Sen çok iyi niyetli bir insansın, güzel insansın, halkla aşırı neşirsin, herkes de seni seviyor. Ben bir Cumhuriyet Halk Parti olarak ben de seni seviyorum. Sana da oy verdim, yemin ederim ki oy verdim. Ama senden bir ricam daha var. Şu Sakarya'daki trafik sorununu çöz. Mesela bir yeni cami. Tamam bir yeni cami. Bir Kuzey Terminali orası. Bu sık olan yerlere ne olur ya bir üst geçit yapın. Yani arabalar vızır vızır çalışsın. Trafik tıkanmasın. Ya da hem akaryakıttan hem trafik sıkıştığından hem her şeyden ulaşımdan zaman kazanmaktan çok iyi olur.
Bir eğitim kadar, araştırmanın orası da kötü yani. Çok, orada da bir sıkıntı kötü, var yani. Evet, oralara ne olur böyle ya bir üst geçit yap, ya bir üst geçit yap, ya da bir yeraltı geçiti yap. Arabalar orada hiç beklemesin. İstiyorum bir, ben bunu diyorsun sonra. İstiyorum. Yani. Bir de trafik ışıkları çok sık. Evet. Bir de trafik ışıklarına, trafik ışığı yapacak sana. Bence oralara kasis koysan da yani yavaşlasa geçen olsa biraz daha da iyi olduğunu düşünüyorum. Ama senin bunları başaracağına inanıyorum. İnşallah metroda geleceğini de söz verdiniz. Bu proje de tabii ki doğrudur. Ekrem İca'ya ait olduğunu da inkar etmiyoruz. İyilikleri aklımızda ama halkla aşırı neşir olmasından asla memnun değiliz ve Ekrem Yüce'ye de hakkımı helal etmiyorum. Tamam, onu etme de. Şey ne? Eş, dost, akraba ve partililerin liyakatlı olmadığı halde kadrolara girdiği konuşuluyor. Yani buna nasıl bakıyorsun? Sen olsaydın ben, onu yapar mıydın? Ben bu Türkiye'de bu siyaset olduğu müddetçe ben de yapardım. Çünkü eğer o koltukta oturacaksam Devamlı oturmak istiyorsun yani. Devamlı oturmak istiyorum. Değil mi? Ya da çift maaş alıyorsam, sağdan soldan 3-5 yerden maaş alıyorsam ben de yukarısı ne derse onu yapmak mecburiyetine kalırım. Evet. Orada doğru. Onun için eş, dost, akraba şimdi, hakimiyeti devam edecek anlamında bir bu. Bir de hastanelerimizden çok şeyimiz var, derdimiz. Hastanelerden hiç mi hiç sıra alamıyoruz? Hiç mi hiç sıra alamıyoruz? Emin olun ki alamıyoruz yani. Bütün Suriyelileri getirmişler. O da mı sorun Sakarya'da? Tabii. Yapma be, öyle bir şey yapmazlar ya. Suriyelilere ben bakıyorum, en son muayene oluyorlar onlar. Hayır canım, ilk gittiğimde Suriyeliler. Mesela ben şuradan Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Onlar bunları biliyor da gene de sesleneyim. Bana Suriyeli işçiler geliyor. Kütahya'dan ve şeyden Eskişehir'den fındık toplama işçileri. Bu adamların hepsine kişi başı para veriyorlar. Maaş, aylık veriyorlar. Aylık veriyorlar. Bırak bizim yoksulları aylık almasını. Bizim yoksullarımız hastaneye gidemiyor. Araba parası bulup gidemiyor. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum. Bunlara sorun alalım. Aslında Cumhurbaşkanımız iyi bir insan. Fakat Cumhurbaşkanımızın kafasını yandaşları bence yemişler. Yani çevresinde yanlış insanlar mı var? Evet. Ecevit'e ne kadar dürüst olduğunu biliyorsak, bak Ecevit şapkası da aldı bugün 350 TL. Çok güzel yakışmış da yani evet, şu anda. 350 TL verdim. Dünya para vermişsin. Yatırım olsun. Sevdiğim adamın şapkasını taktım. Ben de Ecevit'i severdim yani. Şimdi şöyle bir olay var. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, evet sen başarılı bir insansın. İslamiyet'i yaşayan bir insansın. Ve inanıyoruz ki doğru yoldasın ama Ecevit'in nasıl ki yandaşları yedi, artık iyice hasrettiler, senin de miladını dolduruyorlar. Ben öyle görüyorum. Tamam mı? Ben böyle görüyorum. Bu tespit mi sana göre? Evet, bana göre bir tespit bu. Allah. Ama inşallah bir dahaki sefere tekrar Yusuf Alemdar'ı aday gösterirsin. Yusuf Alemdar olduğu müddetçe Sakarya'da kimse seçim alamaz. Bunu da biliyorum. Şunu da eklemek istiyorum. Eğer bir daha Karasu'daki başkanı İshak Sarı aday gösterirlerse Karasu'ya bay bay. Allah Allah. Karasu'ya niye? Bay bay. İşte. Çok başarılı diyorlar ya. Çok başarılı da. Öteki seçimde 19 bin oy fark attıydı. Şimdi 4 bine düştü. Neresi başarılı? 19 bin oyu 25-30'lara çıkartırsa başarılı. 15 bin oy kaybetmiş orada. Tabii 15 bin oy kaybetti. Yani. Tamam mı? Niye? Bin. Bak iki kişinin adını anıyorsun Sakarya'da. Evet. Bu ilde vekiller var ya. Pırıl pırıl böyle öyle çalışıyorlar ki Sakarya'yı uçuracaklar yani. Bunlara ne diyorsun yani? Vekil derken de bir de aklıma şu geldi. Bayraktar Sakarya'nın birinci sıra milletvekili adayımız. Aday milletvekilimiz. Fisko Birliği'nde başı. Evet. Şimdi bu geçen gün çıktı. Bir şeylerden bahsediyor. Diyor ki işte Tayyip Erdoğan olmasaydı işte millet açlıktan geberirdi. Bize emekli maaşı. Sayın Lütfü Bayraktar, ben senin babanı tanıyorum, çoluğunu çocuğunu tanıyorum. Ya sen kimsin kardeşim, kim?
Utanmadın bu sözü söylemeye. Söyleme de. Buraya. Fındıkçıyı mahvettin. Fındıkçı senin yüzünden battı. Sen kendini kurtardın. Sen kendini ne zannediyorsun ya? Sen hele kuru deriye gel. Senin yakandan yapışacaklar. Başta ben. Ben oradayken gelme. Benim adım Mustafa Özdemir. Tamam mı? Gelme. Utanmadın bu lafı söylemeye. Sana da çok kızgınım. İnşallah bir dahaki sefere sana Cumhurbaşkanımız adayı göstermez. Diyeceklerim bu kadar. Sağ ol.